أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من حال أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز محترم قيرنداشلarımız biz bugün İstiklal TV'si ekranı arkalık qeyrindaşlarımızga İslam kanunudaki siyasi çençe mavzusudaki vazimizni sunnakçımız biz nime için bundak bir mavzunu talladok deganimizda bugün İslam dünyasında, Müslümanlar dünyasında ibadet, ahlak ve muamele mavzusu da nurgun kitapla, mavzula ve her hıl ön algı, sun algı filmleri işlengen basımı bugün Uygur Müslümanlarına nispeten İslam'ın siyasi kanunu İslam kanununun siyasi düşüncesi doğrusu da umumi Müslümanlar dünyasında bu mavzuğa dair materyalla az buluşuğa rağmen Uygur Müslümanlardım hem az boğallık için bulağı nisbeten azgına yardım buluş yarımı yardım tiyip kala degen maksette bu mavzunu talladık. Allah Subhanehu ve Teala bu beğen muhazırlarımız lihsiyelerimiz arkalık umum Müslümanlarının kelgisindeki siyasi çöncesi, siyasi tasavvurunu onşaşka, siyasi tasavvurunu tüzeltişke ve eğer tüz boğan boğası o tekimo, nurluk, nurlandırışka, yurtışka sebep boğası. Fakat biz bunu değiştim burun, Şuayb aleyhissalatu vesselam'ın bir sözü var. اِنْ اُرِيدُوا اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَسْتَطَعْتُوا
وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبُ Ben fakat ıslah kılıçtım başkanı irade kılmadım. Kudurtumdan yetişçe ıslah kılıçını irade kıldım. Bu yolda وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ Benim muvaffak buluşum fakat Allah'ın yardımı bilen Allah'ın medet istianeti olan Allah'ın izni olan buludu. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Bu yolda fakat Allah'a tevekkül kıldım. Allah'ını yülen çıkıldım. Allah'ını vekil kıldım. Ve ileyhi unib. Ve Allah subhanehu ve teala terebke kaytimen diyen idi. Allah'ın aziz peygamberi Şuayb aleyhissalatu vesselam. Onun için fikir mühem. Elbette ki yani şu ayetini tilgalip o ayetke özümle ve sözlemek için olan mavzusunu havalı kılış arkalık şu ayetke tetbik kılış arkalık bugünkü sohbetimle başlayayım ben. Elbette ki siyaset dediğimizde siyaset kandaktır bir insanlığını başkuruş onu teşkilleş sistemisi ve başkuruş fenni onu yetekleş peni deyişimiz mümkün. Şundakla elbette ki siyaset siyasi bir insanın siyasetini düşünüş siyasi tasavvurdaki kançlık ikerliğine bağlık bulup bu siyasetin yumuşak terepleri ya ki katlık terepleri buzuk terepleri ya ki menfaatlik terepleri buludur. O siyaset üzi katlık ya ki yumuşak menfaat ya ki zarar emez. Belki şu siyasetini elip bağlıca siyasi kişinin siyasi çiçeğine bağlık bir iştir. Onun için siyaset sase yesusu diyen piildin müştek olup çıkan bulup kade yakudu meniste. Yani başkudu başkurudu. Yitekledi yitekleydi diyen meninde. Kayadın taptınız bu ne diyen de Peygamber aleyhissalatu vesselam hadiste sahih hadiste şunda dedi ki sahha anin nebiyye sallallahu aleyhi salatu vesselam ennehu kale kânet benu İsraile tesusuhumul enbiya kullemâ heleke nebiyyun halefehu nebiyyun ve innehu la nebiyye ba'di ve seyekunu hulefâ feyekthurun revahu al-Bukhari. Peygamber aleyhi salatu vesselam dedi ki, Benu İsrail'in içi de ulanı başkırdığan bir peygamberle bulup ötken idi. Her bir peygamber helak olan çağda onun akısının yanında bir peygamber kiletti. Men dikin hiç bir peygamberle yok. Peygamber kemmeydi. Fakat halifeler buludu dedi. Yani bu adı bizge lazım olan bir kelime var. O bosumu tesusuhumul enbiya. Yani peygamberler ulağını başkırdı, ulağı sistem bektirdi, ulağını teşkilleydi, ulağı kanun, intizam arkalık ulağını yitekleydi diyen mende. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir sözü var. Levişte amele aleykum abdun yekudukum bi kitabillahi tesme'u lehu ve ati'u. Ravahu Müslim.
Eğer silah nispeten bir kul, körensiz bir kul, silahını yakudukum, silahını Allah'ın kitabı olan yiteklise, enin için kulak silinle, eninle itaat kılınla. Yani bize lazım olan bir cümle var, bu olsun mu? Yakudukum, silahını yiteklise. Verik yakudukum, yesusukum, ve yahkumukum meniste. Yani silahını yitekleydi ve silahı Allah'ın kitabı olan hüküm kılıdı. Ondan da ilgiri tilgilip ötkenimizde bu siyasetinin paydalık ya ki zararlık buluşu şu siyasetini elip bağlan siyasi insanın, siyasi rehberinin, emir kumandanının siyaset gibi mensup olan ahlak, siyasi ahlak, medeniyet, fikir ve ilim medeniyeti gibi bağlılık bulduk Allah'a. Şundakla bu siyasi insan siyaset gibi olan mensup olan bilimi, iktidarı, siyasi ahlak çiğnisi, medeniyet çiğnisi, kançlık olan olsa elbette ki şuna layık kol aslındaki insanlığını yitekleydik Allah'a. Onun için bir yerde fakat bazı bir kardeşlerimizin, bazı bir dostlarımızın, bazı bir braderlerimizin ne'ûzü billahi mine siyase, siyasetten panaat eleymez deydiğen fikrini oturup koyuş arkalık siyasetini mutlak süküdüğen ya bu siyasetini mutlak mahtaydıgan bundak bir ehvaldan uzak duruşumuz lazım. Elbette ki siyaset mutlak mahtalmaydı. Siyaset şunundak mutlak sükülüp müçoğu ketmeydi. Siyaset enin sükülüşü insanla nisbeten akidede tevhid, muamelede adalet şunda adaletini çıkış kılgan asas da Allah'ın kitabı Ulu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti arkalık insanların yitekleş ehvalığa bağlıktır. Yani demek enin olan doğru yitekleyelgen bu olsa, enin sözü hakkı muvaffak boğan bu olsa, o siyaset, o siyasi mahtılındıgan siyaset ve mahtılındıgan siyasidir. Eğer hakkı muvaffak boğan bu olsa, enin siyaseti, enin başkırışı, zulüm ve istibdatının üstüge, batılının üstüge kurulgan bu olsa, elbette ki o sükildiğen bir siyaset oldu. Onun için siyaset mutlak eninden yirgindiğen nesim emez, mutlak enizade mahtaydıgan nesim ço emez. Onun için siyasetinin mahtarışı hakikat gibi bağlık, siyasetinin sökülüşü batılga, zulüm, istibdatga bağlık. Onun için biz siyasi diginimizde İslam'ın kanunu, İslam kanununun siyasi düşüncesi diginimizde elbette ki umum mümin Müslümanlığa cümledin Müslümanlığa coğrafyalık orunda yaşavatkan bağırlık insanlığa nisbeten en şu siyaset zararlık siyaset mu veya bu Müslüman bugün kün ki ren verilgen bizelgen insanlığını fakat insanlığını kan bedelini yiyiş içişinin üstüge ravaklarını kurgan kurup çıkan zulüm, istibdatının üstü kurulgan siyaset mi? Yak yak mı? Bunu ayrı verişimiz zürür oldu. Onun için bizim bu yerdeki maksadımız ne dediğinde bağırlık siyasetlerinin, bağırlık kanun siyaset düşüncelerinin İslam'ın üstü kurulmasa, Allah'ın kanununun üstü kurulmasa, o kanunun, o siyasetlerinin biz diyendek hakiki siyaset bulmaydı Allah'a. İstibdatının üstü kurulup kaldık Allah'a. Bir mezgildiğin ki yoldan adıştık Allah'a. Fakat hak bir siyasetinin bahikelliği adalet bir siyasetinin bahikelliği o siyaset bozu mu şer'i kanun siyaseti. Yani Allah-u Teala'nın kanuni siyasetinin ikelliğini otturup koymak için. Onun için biz bunu ne mi diyemez diyende İslam'ın kanuni siyaset düşüncesi deyip atalışımız mümkün. Ya ki bu mesela siyaset-i şer'iye deyişimiz mümkün. Ondan da siyaset-i şer'iye dediğini İslam'ın
kanun siyasi çüşenlisi. O ne mi diyen gibi diyen de umumi insanlığını İslam hükümranlarının umumi insanlığını İslam hükümlerinin gay maksatları bilen maslaşkan halda teşkille başkuruş diyen meyani verişimiz mümkün. Yani bir meyanesi o bozumu İslam talimatı ve İslam adaleti aslında emir ve memurla emir ve memur deyip ayırmasın. Hemisi okşaş bir şekilde yiteklişi ve yiteklenişi değişimiz mümkün. Üçüncüsü, umumi insanların dünyavi işlerini ve ahiretlik işlerini din bilen başkuruş değişimiz mümkün. Dördüncüsü, riyallıkını doğru düşünüp, yani insaniyet cemiyetindeki riyallıkını doğru düşünüp, o riyallıkla İslami düşünce bilen muamel kılış değişimiz mümkün. Yani mal bu çüşencilerin hepsi ilgili biz sözleyen çüşencilerin hepsi elbette ki İslam'ın kanun siyasi tüzülmesi, kanun siyasi tüzümü diyen çüşencilere maskildiğen çüşencilerdir. Ondan da İslam'ın siyasi tüzümü, İslam'ın siyasi kanun tüzüm çüşencisi dediğimizde İslam siyasi kanun tüzümü alayide maksetlerinin gayelerinin üstü kurulgan alayide gaye ve maksetlerin muhafız et kılıç için dünyaya gelendir. Mesela İslam tüyendeki birkaç nesilerini muhafız et kılıç için dünyaya gelendir. Birinci din, akide. Onun için bağırlık peygamberlerinin hepsi akideni saklaş için dünyaya gelendir. Yani akide-i tevhid. Onun için hem peygamberler özlerinin şuarları da fe'budullaha ma lekum min ilahin gayru. Yani Allah'tan başka bir ilah yok. Enin kılçılık kılınla. Ne mi diyen bu? Yani akideni saklaştırış. Tevhid akidesi. Yani varlık mehluklarının Halık Teala ve tekaddes boğan Allah subhanehu ve teala'yı boysunuşu enin kulluk kılışı, hiçbir mehluknun mehlukunu kul kılmaslığı, hiçbir mehluknun mehlukka kul bulmaslığı, bağırlık mehluklarının Allah-u Teala ve tekaddesine kul buluştuğun ibaret bu tevhid akidesini saklaş için ve eni canlandırış için dünyaya gelendir. Onun için İslam tüzümü, dini saklaş için dünyaya geldi dedik. Şunun aşkı bağırlık peygamber akide-i tevhid. Akidesini oturup kuş için fe'budullaha ma lekum min ilahin gayru. Yakbımız la ilahe illallah. Bir Allah'tan başka ilah yok. Diyen şuarını oturup kuş için dünyaya gelen. Demek insan durup mehluk durup mehluk kullanmaslık. Mehluk durup mehlukunu kulkunmaslık. İkincisi canını saklaş için dünyaya gelendir. Onun için İslam kanunu, İslam tüzümü elbette ki insanların yüzünü yüzü öldürmeliş, haksız başkalarını öldürüş, haksız başkalarının canları kast kılış karakteri yiye faaliyetlerinin hemisini tusudu. Hemisinin nehy kılıdı. Onun için hatta ki yiyişte, içişte, dünyada yaşaşta insan yüzünün canına tesir yedirgan bağırlık maddi ve manevi muamellerden faaliyetlerden tusap kalıdı. Bu İslam'ın gayesi. Üçüncüsü, akıl. Akıl dediğimiz elbette ki insana nispeten akıl en büyük nesil olanlık için İslam insanların aklıge tesir edildiğin bağırlık maddi ve manevi hareketlerden tusudu. Törtüncüsü, yüz aburuy. Onun için İslam insanın yüz aburuyga tesir edilen bağırlık faaliyetlerden tosudu. Mesela yalgancılık kılış, sahtefezlik kılış, aldaş ve aldırış ve başkala. Beşincisi, neslini koklaş için dünyaya gelendir. Ne mi nesil? İnsanların ta Adem aleyhissalatü vesselam'dan tatıp kıyamet kadar oğlanın nesillerinin koklanışı, nesillerinin güllenişi, nesillerinin damlışışını
saklaş için dünyaya gelendir. Onun için İslam en büyük boğan resmi nikah, İslam kanununa muvafık boğan nikah kanununu otturup koygandır. Eğer nikah kanununu otturup koymadan takdirde insanın hayvan bilen hiçbir farkı yoktur ki yiyişini, içişini, nesli kandırışını, yüzünün hava yavrusunu kandırışını hayvallah hem elip bağmakta. Onun için nesli kaldırış için dünyaya gelendir ki gayr resmi başkılığa veren er ayallığa otturuştu ki gayr resmi boğan alakaladın İslam kanakalı da çekleydi. Beşincisi mallı saklap kalış için dünyaya gelendir. Onun için İslam insanların mallarını saklap kalışka, mallarını sırap kılmaslıkka, mallarını yolsuz yerlerine hizmetlikke alayıda çakırık kılıdı. Sırap kılmaslıkka, yolsuz yerlerine hizmetlikke, yaman yerlerine hizmetlikke, belki yakşı yerlerine hizmetlikke buyuruydu. Allah Teala onun için وَلَا تُعْتُ السُّبَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Silahının mallarını bilimsiz insanlığa vermenle, nadallığa vermenle. Çünkü Allah o mallarını arkalık silahının dünya hayatı da berpa buluşunlarını, dünya hayatı da kadikavetlerini ruslap duruşunlarını malga bağlık kıldı dedi. Onun için Allah Subhanehu ve Teala İslam dinini ve bağırlık peygamberlerini evet işte maksat, makasidü şer'iye deyildi bunu ne? Nime edigen de malını saklap kılış. Demek din, akide, can, akıl, yüz abruy, nesil, mal bu altı nesini saklap kılış için en mukaddes bir nesil var. O buluş lazım. O nime edigen de yer şarını. Yani her bir insan, her bir Müslüman öz turvatkan yerini saklap kılış. Mukaddes tıfırıkını, mukaddes zeminini saklap kılış. Bu mukaddes zeminini saklap kılış diken nime diken de vatan diken gel. Çünkü dinini saklap kılış, canını saklap kılış, akılını saklap kılış, yüz abriyini saklap kılış, neslini saklap kılış, malını saklap kılış. Bu neslini, bu mukaddes amanetlerini saklap kılışlarının hepsi nimge bağlayak diken de elbette ki şu insan, şu teşkilat, şu cemiyet, şu devlet turduğun bir urun buluş lazım. Eğer o mukaddes İslami vatan, İslami toprak, İslami bir urun, İslami bir coğrafyalık urun bulmadan takdirde elbette ki yukarıdaki İslam'ın gayesi, makasedi şer'iyeni saklap kılış, muhafazat kılış asla mümkün emestir. Demek yukarıdaki altı nesini saklap kılış elbette ki mukaddes İslam toprağını, İslam vatanını saklap kılışka bağlıktır. Onun için ehli ilimlerinin hepsi şunu itfak geldi ki اَنَّ الْجِهَادَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْاُمَّةِ لَوْ اَنَّ الْعَدُوْ سَطَى وَعْتَدَ عَلَى شِبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ اَرَادِ الْمُسْلِم۪ينَ وَاَوْطَانِهَا Onun için bağırlık ulemala şunu neskeltirip dedi ki cihat, Allah yoldaki cihat bağırlık ümmetlerdeki perzeyn buludu. Kanda olsa degen de Müslümanlar zemindin, Müslümanlar tupraklardın, o Müslümanların vatellerden bir gerit yani kapırlığa besi vagan takdirde cihat ulağa perz eyni buludu dedi. Onun için makazet-i şer'iyye vagan altı nesini saklap kalış bir mukaddes tuprakka bağlıkken elbette ki mukaddes tupraklının birliği bir gerit yerini kapırlığa besi vagan takdirde ümmetke cihat perz eyni buludu degen de ehl-i ulemaların hepsi İttifak geldi. Şunun da İslam kanunu, İslam kanunu düşüncesi, İslam kanununun siyaseti devamlık umumunun menfaatini, şahsların menfaatinin aldığı koydu. Köpüklünün menfaatini, azlıklının menfaatinin aldığı koydu. Şundakla bugünlü yani riyallıklı, akıllı, riyallıklı düşünüşüden birge, riyallıklı nakılge maslaştırdı. Nakılını akıl giymez. Belki akılını nakıl giye geçtirdi. Bir siyasi, İslam'ın siyasi düşüncesi elbette ki bir Müslüman siyasi, yani siyasi bir Müslüman'dan şunu talep kıldı ki devamlık bir iş kılıç giyen basa, bir müşkülçülük kılıç giyen basa zaten bunun Allah, Allah'ın Resulü ne mi dedi? Kur'an'ın siyaseti bunun ne mi dedi? Dinin siyaseti bunun ne mi dedi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyasi göz karışı bunun kandak diye naklını asas kılıyordu. Şunu bilen birge,
nakli neslerini, nakli tekstlerini bilgenden kiyin elbette ki o naklini reallıkla maslaştırdı. Reallıkın düşünüştürüşüdü. Eğer reallıkını düşünüp Kur'an sünnetteki delillerini düşünmeyen olsa yeni hatalışıdı. Kur'an sünnetteki delillerini düşünüp de ama eni reallıkla maslaştıramayan olsa enin akıtının ne kadar palaket ikiliğini tesavvur kılgın der, tesavvur kılgını bulmaydıgan derecede bir hatalık, bala musibet, üzüge ve devletige, şundakla cemiyetige veya bu musa teşkilatıga bala musibet kirip çıkıdı. Elip kirdi. Onun için şunu bilen birge bir İslam siyaseti, İslam kanunu devamlılık yukarı dediğimizde alahidi kümül bildiğin nesler var. Mesela akide, tevhid. Akide, tevhid ile alakadar boğan nesler. Ve şundakla akide, tevhidinin düşmanı boğan kâfırlığının yolları. Akide dediğimiz, tevhid dediğimiz işkinesinin terkip tabudu. Hemimiz gibi malum. İcabi ve selbi taraf. Biri icabi taraf. Kim o? Mümin muvahhidle. Selbi taraf kim o? Mümin muvahhidle, muvahhidlerine karşı çıkan inkarçıla, kafırla, müşrikla, mücrimla. Elbette ki bir insan özünün İslamını, özünün siyasi oranını, özünün siyasi bir devletini, coğrafilik oranını, coğrafilik bir mukaddes zeminini elbette ki saklap geliş için o en mühim olan nesle mevcut. Mühim olan nesli ne dediğinde enin akidesi ve tevhidle alakadar olan nesle. Enin nesinin sırt ikinci bir karşı taraf, selbi taraf o akidesiyle tevhidle karşı çıkan şirik ve müşriklerin yolları. Eğer bir insan özünün akidesini bilgendiyken akidesini koydayım ben deyse o akidesi karşı çıkan kafirlerin medeniyeti, ulanın İslam ümmeti gibi olan taktikleri, İslam ümmeti gibi olan siyaseti, küçü, gayesi, medeniyeti, ahlakı, baylıkı ve şundakla enin bugün gündeki siyasi oranı, bugün gündeki askeri oranı, kançlık ikerliğini bülüş her bir Müslümanga, her bir Müslümanın başlığı olan, kumandanı olan siyasi insanlara nispeten en mühim amel ise olanıdır. Eğer o siyasi olan rehber, siyasi olan kumandan yukarıdaki de mücrimlerinin yani kafirlerinin yollarını bilmeyen takdirde elbette ki üzünlem ufak iştip kalmazdın. Üzünlem hatalıkla gelip bağmazdın. Üzünlem mağlubiyet gelip bağmazdın. Üzünün başka olan özünün kolasındaki umum halkını, devletini, teşkilatını, cemaatini hem enin ahirin tesavvur kılgılıp olmaydıgan bir hanga elip bardığı da, bardıgallığı da şek şübhe yoktur. Eğer elbette ki özünün düşmelerinin, kafirlerinin usul taktiklerini, siyasi hareketlerini, siyasi kanunlarını Müslümanlığa nispeten nemin mesele kılgatıdı? Müslümanların dinini uğruşta, olanın medeniyetini uğruşta, olanın ahlakını yoktuşta, olanın baylıkları hücum kılışta, olanın hazri ve kelgüsünü yoktuşun planlaşta, kanda planlarını kılavatıda diyen nesli bilmeyen bir siyasetçi, eğer siyaseti ne yapıp kılgan bozsa mı? Özünü siyasi de çakılgan bozsa mı? Elbette ki o siyasiyonların Katar'dan bombayı kalıdı. Onun için Allah Subhanehu ve Teala Sûre En'am'ın 55. ayeti de şunda dedi ki: "Ve kezalike nufassilul ayat ve litestebine sebilul mucrimin." Biz şunundaki ayetlerini tefsirli beyan kılımız. Nim için mucrimlerin yolları uç kaşkara bolsun için. Onun için ayet şunu dedi ki: "Eğer bir siyasi insana nispeten, bir Müslüman siyasiye nispeten özünün karşı tarafındaki mucrimin yolunu aşkara uç kaşkara tetkik kılmayı durup bilmeyi durup bilmeyen bolsa, eni tetkikmeyen bolsa, eni mülahiz yürgüzmeyen bolsa, enin malumatını almayan bolsa elbette ki o insan ve kezalike nufassilul ayati ve litestebine sebilul mucrimin ayetlerini tefsili düşünmeyen bol dedi.
Onun için elbette ki düşmanın yolunu bilmeyen insan düşmana karşı duruşta asla onunla galip kalamaydı. Doğru yol tanıyamayan oldu. Ondan oğallık için biz böyle dediğimiz ki o insan yani özünün düşmanının yolunu bilemeyen insan düşman kim o? Dost kim o? Bazı çağda dostluğu düşmanının muamelesini kıpkaladığan, bazı çağda düşmanlığı dostluğunun muamelesini kıpkaladığan, bazı çağda hakka batılının muamelesini kıpkaladığan, batılığa hakkının muamelesini kıpkaladığan, dostluğu düşmanının, düşmanlığı dostluğunun muamelesini kıpkaladığan, onun için müşkütürdüğü yerine gep kıpkaladığan, gep kıldığı yerine müşkütürdüğün, kılıç kütürdüğü yerine söz kıpkaladığan, söz kıldığı yerine kılıç kütürüp kaldığan, ahmaklık çoğu elip barıdı. Ve her kandak bir insan ki, mücrimlerinin yolunu uçuk aşkarı bilmeyen olsa, hak olan batılının arasını yaş ağrıyamayan olsa, dost olan düşmanının arasını yaş karıyamayan olsa, yaş ağrıyamayan olsa, onun için siyasi düşünce, siyasi akıl, siyasi fikir, siyasi tasavvur diyen neyse, neydi olsun ki, onun için siyasi akıl olmayan olsa, emeli bir siyasi hareketinin vücut çıkışı, emeli bir siyasi hareketinin nicet tepişi, varlık gelişi, galibi kılışı elbette ki neden olsun ki? Niçin için? Bir insan bir nesli cahil olan olsa, özü cahilken, özü bilimsizken, en yuktu etken insan okşar. فَجَاهِلُ الشَّيْءِ كَفَاقِدِهِ لَا يُمْكِنُ اَيْ يُعْتِيَهُ لِلْآخِرِينَ der. Bir insan bir nesini bilmeyen olsa, o neyi okşaydı o degen de, o insan o nesini yuktu koyan insan okşaydı. Bir nesini yuktu koyan insan, yancıgılık nesini yuktup koyan insan başkalarına kandamı bir nese birersin ki. Onu da oğallık için elbette ki üzdü bozsa bireleydi, üzdü yok olsa çoğu birenmeydi. Onun için bir mümin, bir Müslüman siyasi bir insana nispeten elbette ki ben siyaset kılımen, siyasi sahneye çıkımen, siyasi emeli bir hareket kılımen derken ayetinin mezmunu boyunca elbette ki üzünün düşmelerinin yolunu uç aşkarı bölüş Allah Teala dedi ki ayetlerini tefsili bilgenlik dedi. Ayetlerini tefsili bilgenlik mücrimlerinin yolunu bilgenlik. Mücrimlerinin yolunu bilgenlik ayetlerini tefsili bilgenlik dedi. Onun için biz bugün bu İslam kanunundaki siyasi düşünce diyen mevzuda müşakkadar bir mukaddeme sözlüğüm bulduk. Kalkanını kelgüsüdeki sohbetlerimizde yeni devamlaştırışka tırşımız. Subhaneke Allahümme bihamdik. Ve neşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruke ve netubu ileyk.